Şimdi izninizle ben Sayın Babiroğlu ile çok çok ciddi yine bir konuyu konuşacağım. Bu şeyi de İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in baş danışmanı Sayın Turan Çömez de açıklamıştı onunla yaptığım röportajda. Çünkü İskenderun'da onların açtıkları Saha Hastanesi'nin, Sahra Hastanesi'nin başında kendisi. O röportajda depremden sonra yerli halktan diğer illere çok sayıda göç olduğunu ve gidenlerin yerini Suriyelilerin aldığını söylemişti. Ve o kadar hızla değişiyor ki dedi. Yani biz bile inanamıyoruz dedi. Şimdi burada bir de çok da şeyde sosyal medyada da rastlıyoruz. Görüntüleriyle birlikte veriyorlar. Bir gün içerisinde çok sayıda sınırdan geçiş olduğunu, parayla 1500 lirayla oradan adam geçirildiğini Türkiye'ye ve hala yabancı nüfusun, dışarıdan gelen nüfusun arttığını. Bize siz ise göçmenlerin deprem sonrasında yarattığı tehlike üzerinde durdunuz. Evet. Ve dediniz ki hatta Hatay elden giderse Kürdistan kesin kurulur. Amaçları Türkiye'yi üçe bölmek, bunun gibi Doğru. ifadeleriniz oldu. Doğru. Bunu bize açıklar mısınız? Tabii, tabii. İzin verir misiniz değerli hocam bir konuyla tabii, bir, buyurun. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi şöyle bir konu var. 1630'larda 4. Murat Osmanlı Devleti'nin padişahı. Biliyorsunuz alkolü yasaklayan meşhur padişah. Alkol çok içerdi ama alkolü de yasakladı. Padişah biraz akıllı bir padişah. Artık fetih yapamıyor Osmanlı Devleti. Yani Kanuni Sultan Süleyman, o Fatih Sultan Mehmet'in fetih yapma, topraklarını genişletme devri bitmiş. Ve 1630'lardan itibaren bir duraklama, gittikçe gerileme dönemine başlamış. E tabi Osmanlı'nın fetihe ihtiyacı var, ganimete ihtiyacı var, topraklara ihtiyacı var. Bunun nedenini çok güvendiği, sevdiği bir düşünce adamı var, Koçi Bey. Koçi Bey'i çağırıyor, diyor ki Koçi Bey, Osmanlı niye eskisi gibi fetih yapamıyor, ganimet elde edemiyor? Niye bir geriye gidiş var? Niye duraklama var? Bana açık yaz getir diyor, rapor getir. Koçi Bey de padişah onu çok sevdiği için her şeyi açık yazıyor. Değerli izleyenler girerlerse internete, Koçi Bey Risalesi diye girerlerse çıkar. Ve meşhur ünlü tarihte Koçi Bey Risalesi'ni hazırlıyor. Koçi Bey meşhur. Koçi Bey Risalesi'ni 4. Murat'a sunuyor. Sonra İbrahim'e sunacaktır. 4. Murat'tan sonra yine bir rapor. Özeti şudur. Üç sihirli kelime. Osmanlı Devleti'nin geriye gidiş ve çöküş nedenleri. Adam kayırmacılık, yozlaşma ve liyakat sisteminin çökmesi. Ne zaman yapıyor bunu? 1631. Osmanlı 1631'de... Bir daha tekrarlar mısınız? Adam kayırmacılık. Koçi Bey Risalesi'nin özeti. Adam kayırmacılık, yozlaşma ve liyakat sisteminin Osmanlı'nın çökmesi. Osmanlı'nın çöküşü. Osmanlı Devleti bu üç sözcüğü bertaraf edemiyor. Yani tedbir, önlem alamıyor. Alamadığı için 1877-78 birinci milli felaket derim ben buna. Bütün Tuna vilayetlerini kaybediyor. 1912-13 Balkan faciasında, savaş demek mümkün değil, Balkan faciasında bütün Balkan coğrafyasını kaybediyor. 400-500 yıl hüküm sürüyorsunuz Balkan coğrafyasında. Osmanlı'nın gelişi büyüdüğü yerdir Balkan coğrafyası. 4-5 haftada kaybediyorsunuz. Öyle ki Manastır, Üsküp, Selanik gibi kültür kentleri, Türk kentleri tek kurşun atılmadan teslim ediliyor. Ve üçüncüsü, üçüncü milli felakette, birinci dünya savaşında tamamen Osmanlı Devleti tarih sahnesinden siliniyor. Nedir? Adam kayırmacılık, yozlaşma ve liyakat sisteminin çökmesi. Şimdi siz eğer... Bugün de aynıları yok. Bakın onu söyle. Siz eğer belirli ya, ve köklü kurumların başında... Maalesef benzetmek gibi olmasın. Belirli ve... Şimdi bir... Umarım olmaz ama kalp rahatsızlığınız varsa siz bir veteriner mi gidersiniz? Veterinere mi yoksa bir kalp uzmanına mı gidersiniz? Şimdi eğer kalp uzmanı yerine bir veteriner atarsanız o kalp uzmanlığıyla ilgili... Ama bugün doğru aynı şeyler oluyor. Evet. Dolayısıyla evet. Köklü kurumların başında liyakat sistemi çökerse karar alma mekanizmasında problem yaşar. Karar alıcı aktörler yanlış karar alırlar. Ama devleti yöneten yetkililer karar almaları genellikle stratejik düzeyde olduğu için
stratejide yaptığınız hata da bir günde, iki günde, üç yılda, beş yılda düzelmez. Göç politikasında olduğu gibi. Şimdi oraya geliyorum. Yani bu kurumların şimdi, AFAD'ın başında, Kızılay'ın başında, başka kurumların başında, eğer köklü kurumlarda bir genel kanaat varsa, bu genel kanaat siyasi yelpazeyle ilgili değil. Ben siyasi yelpazeyle ilgili değilim. Ben devleti, vatanı, milleti seven bir insanım. Ama Naim Bey, dolayısıyla yani... bu siyasi yelpazenin her çok yelpazeden diyorlar ki, evet gerçekten ehil olmayan, eski tabirle yani bu işin uzmanı olmayan kişi burada var. Bunu söylüyor sağda, solda, merkezde. Tek kıstası olarak İmam Hatipli olmasını alırlarsa eğer, o zaman her kurumun başına yanlış birileri gelebilir yani uzman gelebilir olmayan. Gelebilir ve geri gidilmesi ve tamir edilmesi mümkün olmayan olumsuzluklar çıkar. Şu anda çıkar. Depremde evet. Gördüğümüz gibi. Evet. Şimdi gelelim göç politikası. Göçmenlerin şu anda sınırda durumu. Yaptığı tehlike. Şimdi bakın. Evet. Evet. Turat Hanım, tarih bir dikiz aynası. Arada bir bakılması gereken. Araba kullanıyoruz. Tehlikeli yerde viraj dönerken veya böyle bir ortam hissettiğimizde dikiz aynasına bakarız. Kaza yapmamak için. Kendi güvenliğimizi sağlamak için. O zaman diyorum ki ben, tarih bir dikiz aynası, arada bir bakılması gereken. Şimdi 1980'e bakalım. Sovyetler Birliği, Afganistan'ın mevcut dönemindeki yönetiminin isteği üzerine Afganistan'a tanklarıyla girdi. O zaman Sovyetler Birliği'ne yakın bir yönetim vardı, onu çağırdı. ABD Sovyetleri orada yenilgiye uğratmak için Afganistan coğrafyasında El-Kaide denilen bir terör örgütünü besledi. Brezinski ile meşhur Carter, o besledi, büyüttü. Onların bu belge var, belgede var. Hamaset söylemiyorum ben. Fakat sınır ülkesi olan, 1300 kilometre sınırı olan Pakistan Afganistan'la, Afganistan'ı nüfuzu altına almak hamaseti ve hayalperestiyle Afganistan'dan 4,5 milyon sığınmacı kabul etti. 4,5 milyon. Ben bunları Afganistan'ın belgelerine göre söylüyorum. Kendi belgeme göre değil. Efendim da, siz NATO'da, Birleşmiş Milletler'de NATO'da görev Birleşmiş yaptınız. NATO'da Birleşmiş Milletler'de de görev yaptım. Uluslararası evet, görevlerde evet. de devlet beni evet. görevlendirdi. Evet. Bakın şimdi 4,5 milyon Afgan sığınmacıyı kabul eden Afganistan 1980'lerde çünkü nükleer güç Afganistan, Pakistan 9 ülkeden biri. 9 ülke nükleer güce sahip. İngiltere, Amerika, Çin, Fransa gibi. Pakistan'da bunlardan biri. Ve Hindistan'la rekabet eden bir ülkeydi Pakistan 1980'lerde. 4,5 milyon Afganistan'ı kabul ettikten sonra bu Afganlar sınır kentlerinde yavaş yavaş terör, örgüt, buna benzer bir sistem çalıştırmaya başladılar. Ve Pakistan'ın rejimini, sosyal hayatını tehdit etmeye başladı. Evet. Pakistanlı uzman Sıddiki der ki, yazdığı kitapta, belgelerde, Pakistan'ın sosyal hayatını tehdit eden bir yapıyı, bu sığınmacılardan kaynaklanan bir yapıyı 30 yıl sonra farkına vardı ama iş işten geçmişti. Şimdi Pakistan'a turistlerin gitmeye çekindiği, zaman zaman bombaların patladığı ve bir türlü istikrarın sağlanamadığı bir ülke oldu. Hindistan'la zamanda yarışan. Yani siz sığınmacı ve göçmen kabul ettiğinizde tarihte böyle bir örnek var. Ve Pakistan o günden beri gün yüzü görmedi. Şimdi bunu bırak. Herkes göç ediyor oradan. Bizim bu tarafa da Pakistanlı göçmenler çok.